5 Temmuz, 11 Temmuz. Değerli Başak Burçları nasılsınız? Yükselen ve Ay Burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Ben aşı oldum. Gerçekten kafam ağrıyor. Vücudum terliyor. Hafif Covid geçiriyormuş gibi. Sanki gribal enfeksiyon gibiyim. Yani bu, böyle yıkanamıyorsunuz. Hatam olursa lütfen beni affedin. Çünkü gerçekten yapacak halim yok. Ama hadi dedim, yarından sonra yükleyeceğim. O yüzden bir an önce yapayım, kurtulayım. Özellikle iş konusunda mükemmel ilerleyecek. Üstlendiğiniz bütün sorumlulukları en iyi şekilde, en mantıklı ve en hareket etmeyi başaracağınız ve inanılmaz derecede de güneş ve ayın olumlu etkilerini alacaksınız. Fikirlerinizi ortaya koyacaksınız. Enerjiniz özellikle 8 Temmuz itibariyle, Perşembe günü itibariyle daha aktif, daha keyifli ve daha güzel olacak. Bence şey var, farkındalık yaratacaksınız. Çünkü uzun süredir işinizle alakalı insanların göremediğini ve özellikle Perşembe günü bunun hareketliliğini yaşayıp bu enerjiyi o kadar güzel yansıtacaksınız ki, yani ruhunuzdan güzel bir ışık sızısı yaşanacak. Bu enerji etrafınızdaki insanlara da yansıyacak. Çok uzun süredir gülümsemiyorsanız muhteşem bir gülümseme, kaygı ve endişe geride kalacak. Uzun süredir iş hayatınızla ilgili pürüzleriniz varsa yavaş yavaş toparlanma. İş beklentiniz ve hala cevap bekleyip ve hala cevabı alamadıysanız da 13-14 Temmuz itibariyle çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Ve aile işi ya da ortaklı işlerinizle ilgili de hızlı ve hareketli yoğunluk söz konusu olacak. Bu ara kadınlarla alakalı iş kapılarınız çok daha hareketli, daha şanslı, yaratıcılığınız, sanatsal ruhunuz, iletişim hakimiyetinizin güçlü olacağı bir nokta. Belki de aşkta korku yaşıyor olabilirsiniz. Kaybetme korkusu. Tam yakalamışken bunu kaybedebilir miyim? Öyle bir şey hissetmiyorum. Ama enerjinizi zaten burada bu hafta bir ayrılık enerjisi olan bazı başaklar var ama sizde bazı başaklarda hani böyle düşünceleriniz olabilir. Erteleyin, şu an öyle bir şey yok. Hatta tüm başaklarda aşkı yakalayıp geçmişe ait hesaplaşmayı bile 17 Temmuz'a kadar yapmış olacağız. Bu da bize iyi gelecek diyorum. Özellikle Ege ve Akdeniz seyahati düşünen bazı başaklar, valiz elinizde kapıda bekliyorsunuz. Gün ve tarih dört gözle gelse de gitsem denizin tadını. Evet, bu yolculuğunuz ailece yapabilirsiniz ya da çok yakın dostlarınızla ya da ailenizle gideceğiniz yolculuk size muhteşem iyi gelecek diyorum. Yani hani dört gözle beklediğimiz ve uzun süredir yapılması gereken yazı, kaçırdığımız 2019 yazını sanki 2021'de doya doya yaşayacaksınız. Bu da size keyif verecek diyorum. Satmak istediğimiz ya da satılması gereken ortaklı mallarla ilgili bir an önce çözülse de bir ev alıp başımızı soksak da rahatlasak diyeceğimiz bazı başaklar için. Evet, bu ortaklı ev satılacak ve siz istediğiniz evin muradını ve geniş ve ferah bir evin muradını yaşayacaksınız. Bazı başak evli olanlarda sürpriz çocuk sevinci yaşanabilir. Uzun süredir evinizle alakalı sorunlarınız, tapuyla ya da ailevi sorunlarınız varsa iyileşme haftası olacak. Bu ara evlilik teklifi alabilir, evlilik teklif edebilirsiniz, birlikte yaşamı teklif edebilirsiniz. Böyle aynı ev arayıp aynı düzen içerisinde geçirmek isteyen bazı başak burçlarında ilişkiyi tanıma, gelecek planları yapacaksınız ve doğru yolda adım atacağınızı söyleyebilirim. Bazı ortaklı işlerde olan bazı başak burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, araba gerekebilir ya da yeni bir alanı büyütmek isteyebilirsiniz. Markayı daha genişletmek isteyebilirsiniz. Sosyal medyada ya da daha farklı projeler ve farklı ortaklıklar yaratıp bu sizi mutlu edecek. Sabit ritüel masasında olan çalışan bazı başak burçları aynı noktada devam edeceksiniz. Hatta maaşınızda da bir değişim yok. Panik yapmanıza gerek yok. Bu dönem böyle geçecek. Sonrasında daha aydınlık ve daha keyifli bir noktaya erişeceksiniz diyorum. Sağlık olarak bu ara mide, kan dolaşımınızla ve bağırsak enfeksiyonlarımızda ve bağışıklık sistemimizde sorun olabilir. Sinirsel evrede vücudumuz yıpranabilir. İhmal etmeyin diyorum. Devlet kadrosunda ya da devletle alakalı beklediğiniz bir evrak olumlu olacak ve bu olumlu evrak itibariyle enerjiniz daha keyifli olacak diyorum. Borcu olan ve bir türlü çözemeyen ve hala kıt kanaat yaşıyorum ne olacak diyen başaklarda da Temmuz sonu itibariyle rahatlama. Aslında aile ve çevrenizden alacağınız borçla ya da kredileriniz ya da ödenmeyen bazı evrelerde büyük bir destekle rahata ereceksiniz. Hiç endişe etmenizi istemiyorum değerli başak burçlarım.
Evet, ne yapacaksınız? En önemli şey bu, olumlu bir şekilde geçireceğiniz haftayı daha enerjinizi yükselteceksiniz. Büyük fırsatları değerlendireceksiniz. Yalnız sizde de farklı eğitimler, bazı başak burçlarında da eğitim vermek, eğitim verdiğiniz noktayı büyütmek isteyebilirsiniz. Özel eğitimler ya da kendinize bir alan kurup bu alanda büyütmek istediğiniz fikirleriniz olabilir. Yapın, çekinmeyin, kazanç çok büyük olacak. Evet, aşksızlara aşk var dedim. Zaten evli olanlarda güzel bir değişim. Hatta sevgilinizden evlilik teklifi alabilirsiniz dedim. Güzel ama mantığınızı oturttuğunuzda daha keyifli bir hafta olacak. Hoşça kalın. Bir tatil yapın, gelin.